Gazimağusa'da inşa edilecek 720 konutlu projenin tanıtım toplantısı yapıldı. Programda A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayata geçirilecek projeye Türkiye'den de ilgi olacağını söyledi. Tatar, ülkeye gelen turist sayısında %30 artış kaydedildiğini de ifade etti. Geçitkale'de büyük bir proje faaliyete geçirilecek. Bugün de lansman programı yapıldı. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl bir katkısı olacak efendim? Sizden dinlemek isterim. Tabii şimdi bu büyük bir proje ve bu bölgeler Mesarya bölgeleri, gayet bakir bölgeler. Burası Gazimağusa'ya belki 15 dakika, İskele'ye 10 dakika, Lefkoşa'ya 25 dakika, Ercan Havalimanı'na 15 dakika. Çok merkezi bir bölge. Ve buradan Beşparmak Dağları üzerinden Girne tarafına da yarım saat, en güzel sahillere, en güzel deniz kıyılarına buradan çok kolay ulaşılabilir. Dolayısıyla buraya tabii ki buranın arazi koşulları ve bakir olması dolayısıyla cazip fiyatlar da herhalde tahmin ediyorum bütün bu yapılanlar piyasaya sunulacaktır. Öyle tahmin ediyorum çünkü deniz kenarları çok pahalandı. Buralarda daha cazip fiyatlar da. Ama çok değerli arkadaşımız Oğuzhan Orhan mimar gerçekten yıllardır bu işlerin içerisinde ve gördüğüm kadarıyla çok orijinal ve şu ana kadar yapılan bu bütün bu binalardan yapılanmalardan tecrübe kazanarak farklı bir modelle ortaya çıkmıştır. Yaşam alanı ile, yeşili ile, her türlü konforu ile ve dolayısıyla satışı da kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hem yerli insanlarımız alabilecektir hem özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden alımlar olabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Tanımaya devam ediyor gerçi ama artık bu reklamlar, iletişim, sosyal medya, burada olanlar bitenler süratle Türkiye'de de hep reklam halinde, haber halinde yayılabiliyor. Ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yakından takip ediyor. Bütün bu gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin emlakçıları, Türkiye'nin her türlü bu konut piyasasında olan öncü oyuncular buraya ilgilerini artırmışlardır ve dolayısıyla kendi müşteri portföylerini buraya taşıyorlar. Bu da burayı daha da cazip hale getiriyor. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dilimiz Türkçe, paramız Türk lirası, kültürümüz Türk kültürü, maneviyatımız aynı maneviyat ve dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinden buraya gelen herhangi bir kişi burada hiçbir yabancılık çekmiyor. Ve burada çok sayıda zaten Türkiye'den gelen yatırımcılar vardır. Türkiye'den gelen emlak alanlar vardır. Türkiye'nin öğrencisi buradadır. Türkiye'nin turisti buradadır. Türkiye'nin büyük yatırımcıları bu otellerimizin şu anda 30 bin yatağı bulmuşuz ve geçmişiz. Esas markalar özellikle Türkiye'nin büyük yatırımcılardır. Dolayısıyla burası bir Antalya, Bodrum, İzmir gibi gerçekten algısını yükseltmiştir. Bundan 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle bir algısı yoktu. Şimdi bütün bu çalışmalarla, yapılan yatırımlarla, reklamlarla, tanıtımlarla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değerini bulmaktadır. O bakımdan ben de buranın Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de her türlü toplantıya katılan, gerek sivil toplum örgütlerinin, gerek her türlü yerel yönetimler olsun, devlet düzeyinde farklı toplantılarda hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmelerini anlatıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği mücadeleleri anlatıyorum. Ve Doğu Akdeniz'de bu önemli coğrafyada gerçekten Türkiye'nin 1974 müdahalesiyle son 50 yılda Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 50 yıl sonra istediğimiz noktaya yavaş yavaş gelmekte olduğumuzu, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin kökleşmişte olduğunu ve bu kurumsal yapısıyla Doğu Akdeniz'de belki bütün Türk dünyasının en güneydeki Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz. Dolayısıyla böyle bir yerin daha da gelişmesi, kalkınması ve cazibe merkezi olabilmesi en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Hamdolsun işte o noktaya yavaş yavaş geliyoruz diye düşünüyorum. Evet, tabii siz de ifade ettiğiniz yaptırım ve izolasyonlara rağmen 20 yılda büyük bir gelişim göstermiş. Biz de bunu gözlemliyoruz. Öte yandan Türkiye ile ticari ilişkiler sürüyor. Nasıl gidiyor efendim bu ilişkilerdeki son durumu da ben sizden dinlemek isterim. Rakamlara baktığımızda şimdi biz pandemi döneminin rakamlarını geçmiş vaziyetteyiz. Ercan Havalimanı'nız bildiğiniz gibi yeni terminal binasıyla yeni pistiyle açılmıştır. Ve özellikle Türk Hava Yolları'nın büyük gövdeli uçakları şu anda inip kalkıyor. Son 1,5 yılda %30'un üzerinde bir turist ve gelen giden sayısında yolcu sayısında artış olmuştur. Bu yıllar itibariyle baktığımızda trendlere giderek yükselecektir. Bu da
demek ki Kuzey Kıbrıs için değeri gerek turizm anlamında, gerek ticaret anlamında, gerek her türlü ilişkileri bakımından giderek yükselecektir. Çünkü hep zaman içerisinde öyle olmuştur. Trend öyle göstermektedir. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda ve bir ekonomist gözüyle, yatırımcı gözüyle baktığımızda buranın değeri daha da artacaktır ve bunu Türk piyasası keşfetmiştir. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin önde gelen kurumları, kuruluşları, finans kuruluşları olsun, yatırımcı olsun, emlak sektörü olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti keşfetmiştir. Belki geç keşfetmiştir ama keşfetmiştir. Bundan sonra hep olumlu gelişme olacağını düşünüyorum. Tabii efendim, son olarak İngiltere'de de 300 bin civarında Kıbrıs Türk'ü yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda da İngiltere'de 54 tane milletvekili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçak seferlerinin başlatılması için bir çağrı mektubu gönderdi. Tabii burada Birleşmiş Milletler'e de bir sitem var. İşte Kosova gibi ülkelere, Tayvan gibi ülkelere uçak seferleri var. Neden Kıbrıs'a yok diye. Tabii burada görüşmelerinizi sürdürüyorsunuz siz. Oradaki son durum nedir? Ya bizim Rum tarafı Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Yunanistan'da desteğiyle burada farklı hedefleri vardır. Onların hedefleri işte netice itibariyle Türkiye'nin buradaki varlığıdır. Ama o onları bağlar. Kıbrıs Türk halkının elbette isteği, temennisi Türk askerinin buradaki varlığının devam ettirilmesidir. Çünkü bizim barışımızın, huzurumuzun yegane teminatı Türk ordusunun buradaki varlığıdır. Ve tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğüdür. Bu konularda Kıbrıs Türk'ü taviz vermez. Dolayısıyla Kıbrıs'ta artık yıllardan sonra iki devletlik tek çözüm yoludur. Biz de bir anlaşma istiyoruz. Ama bu anlaşma iki devletlik çözüm olması lazımdır. Yani federasyon devletleri tek kimlik, tek vatandaşlık, tek egemenlik, bu bizim işimize gelmez. Çünkü netice itibariyle Rumların özellikle Avrupa Birliği içerisinde bir takım serbestiyet koşullarıyla biliyorsunuz nüfusta yerleşime engel yok, sermaye engel yok, her türlüsüyle kuzeyde giderek etkinliklerini artırabilirler. Dolayısıyla iki devletlik egemen bir Türk devleti, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin her zaman olduğu gibi geliştirilmesi ve dolayısıyla buradaki bizim varlığımızı daha da güçlendirmek bizim esas itibariyle temennimiz olur. Bu konuda hiçbir zaman ödün vermeyiz ve inşallah bu daha da başarılı bir şekilde gelişmeye devam edecek. İşte bütün bu inşaatlar, bütün bu yatırımlar da bunun bir göstergesidir. Demek ki piyasa bunu satın almıştır. Ben de bir ekonomistim. Piyasa bunu satın almıştır. Çünkü yatırımcı bu desteği vermektedir, veriyor ve ciddi anlamda yatırımlar vardır. Türkiye'den de yeni yatırımcıların gelmesi, Türkiye'nin her bölgesinden insanlarımızın gelip burada konut alması, buraya yazdık veya bir süreliğine yerleşimleri buraya güç katmaktadır. Dünyanın her yerinden İstanbul üzerinden buraya yolcu gelebilmektedir. Ve çok şanslıyız. Çünkü İstanbul hava meydanı artık bir hub olmuştur. Bugün ben New York'a gidip gelirim. Her gittiğimde New York'a dönüşünde bakarım çeşitli farklı ülkelerden insanlar nereye geliyorlar? Türk Hava Yolları'na, İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan kimisi Singapur'a gider. Kimisi Afrika'ya gider. Kimisi ta Avustralya'ya kadar gider. Hub olmuştur. Dolayısıyla esasında evet bize bir takım ambargolar vardır ama bu ambargolar İstanbul hava meydanının bu kadar yolcu kapasitesinin olması ile bütün dünya İstanbul üzerinden buraya çok kısa bir zamanda ulaşabiliyor. Dolayısıyla evet direkt uçuş olursa iyi olur. Özellikle İngiltere bacağından. Çünkü çok sayıda orada İngiltere'de vatandaşlarımız var. Onlar direkt uçabilecektir. Onlar için büyük bir avantaj. Türkiye her yerinden zaten Türkiye'nin buraya uçak vardır. Bugün Antep'ten var, Hatay'dan var, Diyarbakır'dan var. İzmir'den var, Antalya'dan var, İstanbul'dan var, Ankara'dan var ve geçmişte hatırlıyorum ben bundan 15 sene evvel mesela Ankara'dan haftada 3 uçak vardı. İstanbul'dan belki haftada 5 uçak vardı. Şimdi İstanbul'dan günde 10 sefer var. Ankara'dan 5 sefer var. İzmir'den 4 sefer var. Antalya'dan günde 3 sefer var. Hatay'dan var, Diyarbakır'dan var, Antep'ten var. Türkiye Cumhuriyeti'nde havalimanlarının sayısı arttık sonra, uçak sayısı arttık sonra, ulaşım arttık sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ulaşım o kadar kolaylaşmıştır. Ve bizim müşteri portföyümüze baktığımızda, turistimize, yatırımcımıza, öğrenciye %85'i Türkiye Cumhuriyeti'nden olduğu için o ambargoların esas itibariyle o kadar da bize büyük bir engel olmadığını düşünüyorum. Tabii politik bakımdan direkt uçuş olması elbette isteğimizdir, arzumuzdur ama biz daha fazla Türkiye'ye yakın olduğumuz için bu coğrafyada bizim esas piyasamız, esas müşteri Türkiye Cumhuriyeti'ndendir.